İdlib'de son bir hafta içinde Esad rejiminin saldırılarından kaçıp kamplara ulaşanların sayısı 135 bini geçti. Ve GRT Haber ekibi Sarmadağ kampındaki şartları görüntüledi. Evlerinde kalsalardı bombaların hedefi olacaklardı. Artık yuvaları bu çadırlar. Şu ana kadar İdlib'de yaklaşık 3 milyona varan kişi saldırılar neticesinde evlerini, yuvalarını terk etmiş durumda. Son bir hafta içerisinde ise bu rakam 135 binlere kadar çıkmış durumda. Suriye'de göç dalgası tüm hızıyla sürüyor. Rejim milislerinin saldırılarından kaçanlar yanlarına alabildikleri eşyalarla sığınmacı kamplarının yolunu tutuyor. Burası Türkiye sınırına çok yakın bir nokta. Hemen arkamızda Türkiye sınırı yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafe var. Ve bu noktada sığınmacı kampı var. Ve Suriyeliler, evleri yıkılan, bombardmandan kaçan kişiler bu noktada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Şartları zor. Ellerinde başlarını sokacakları çadırdan fazlası yok. Yiyecek bulmak da güç. Burada ne su var ne de elektrik. Yemek konusuna, gıda konusuna gelirsek buradaki Suriyeliler, evlerinden göç eden Suriyeliler artık gün içerisinde ne bulursa onu yolu. Ve savaşın içine doğan, bomba sesleriyle büyüyen çocuklar. Her şeye rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Çadır kentte bir okuldayız. Okul diyoruz genel olarak çünkü bir çadırdayız. Çadır sınıftayız. Bir taraftan savaş devam ederken buradaki çocuklar da eğitimlerine devam ediyor. Yine altını çizelim, Türk İnsani Yardım Dernekleri kuruluşları tarafından bu noktada bir çadır sınıf kurulmuş ve öğretmenleri tarafından buradaki minik Suriyeliler eğitimlerini alıyor. Tüm dilekleri ülkelerindeki savaşın bir an önce son bulması ve yeniden mutlu, huzurlu, barış dolu günlere uyanmak.